şarkının en sevdiğim yeri sonu. Neden bilmiyorum ama o kısma bayılıyorum. O yüzden konuşmaya kıyamadım. Mikrofonu açtım ama. Şimdi çok sevdiğim şarkılardan biri. Başka Bahar'ı çok ayrı seslendirmişsin. Joytürk de çok çalıyor şarkı. Bizim kardeş radyomuzdan bahsediyorum. Başka Bahar nereden aklına geldi? Yani bu şarkı neden? Ya bu hiç hesapta yoktu açık konuşmak gerekirse. Albümde Bırak Git diye bir şarkı var. O şarkının üzerine çalışıyorduk arkadaşımla. Baran Numanoğlu vardır. O dönem bir dizi projesi için beni aradı. Çok eski arkadaşımdı. Tolga dedi, bu şarkıya ihtiyacım var. Sadece piyanoyla çalıp söyler misin bana bunu? Ama çok acil lazım. Bir dizi projesi için gerekecek dedi. Tamam dedim. Biz bıraktık o şarkıyı. Bu şarkının piyanolarını çaldık. Ben üstüne girdim, söyledim ve gönderdim. Ondan sonra aklımıza takıldı şarkı. Ya dedim, buna dedim bir cello girse nasıl olur? Yaylılar girse nasıl olur? Biraz böyle senfonik bir hale gelse nasıl olur falan derken böyle hissettik şarkıyı. Bir anda bu hale geldi parça. Sezen Aksu dinledi mi senden şarkıyı? Aha bilmiyorum. Ama bir mesaj gönderdi bana, hani umarım şansı bol olur falan diye. Ulaşamadım kendisine. Yani karşılaştığımız zaman çok samimi davranıyor bir bana ama hani telefonda ulaşamadım açıkçası. Yaşar Gaga'ya çok teşekkür ediyorum. Onun çok emeği vardır bu şarkıyı almamda. Baran aynı şekilde. Dolayısıyla hani bir anda tesadüfen girdi hayatıma ve hiç ummadığım yerlere gitti şarkı. Çünkü çok güzel seslendirmişsin. Biz ilk dediğimizde Ahmet Kamil'le size geldiğimizde de yine aynı şey olmuştu bu şarkıyla ilgili. Çünkü şimdi Başka Bahar'ı Işın da seslendirdi, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. O da tebrik mesajı attı bu arada yani bana. Yani o da çok güzel seslendirdi ama seninki çok ayrı bir kafa olmuş, çok ayrı bir tarz olmuş. Ben bir cover yapıldığı zaman böyle yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani aynı şarkıyı sesleri değiştirip aynı şekilde sunmanın çok bir esprisi yok benim için. Hani öyle yapacaksam, hani böyle yapabiliyorsam bir şarkıyı yine bir cover yaparım. Hani farklı bir hale getirebiliyorsam. O yüzden benim için önemli olan bunları duymaktı karşı taraftan. Çok farklı bir kafa olmuş. Hani lafa bak, çok farklı kafa ne demekse. Çok böyle gördüğün gibi sokak ağzıyla yayında konuşan biri var güzeli, karşında. En güzeli. En güzelini bilemedim ben onu yani. Ya samimiyet her zaman bir sıfır öndedir. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İrem bu arada Twitter'dan mesaj attı, onu daha görmedim. Ama dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Facebook'ta bir dinleyicimiz adamsın Tolga demiş. Seni böyle anıyorlar. Yani hani etrafında kim seninle ilgili konuşuyor olsa hep iyi şeyler söylüyor. Yani genelde şöyle diyor. İşte hani bu ne kadar doğru bunu söylemem yerinde bilmiyorum ama hani çok sektörle alakası yok. Alakası sen anlıyorsun ne demek istediğimi. Tarz olarak, tavır olarak daha az. Sonuçta hani bir de çocuk da var artık. Var var. Maşallah. Allah analı babalı büyüsün. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu? 7,5 aylık oldu. Kaç kilo? Onu geçti sanırım. Maşallah. İrem neyle besliyor? Vallahi yakında korkuyorum bizi yiyecek diye. Hakikaten uykusunda falan böyle şapırdıyor, bir şeyler yapıyor yani, hani o derece yani. Biraz toraman bir arkadaş oldu kendisi. Kız, adı Ela. Ela, evet. Allah analı babalı büyüksün. Şimdi böyle altta böyle şarkılar çalınca ben böyle konulara giriyorum, biliyor musun? Zaten ses tonun falan değişti. Ciddi konuşacağız belli. Çok ciddi konuşmak değil ama şimdi altta hani böyle daha akustiğe yakın bir şey olduğuna ben nedense bir kendimden geçiyorum. O yüzden şimdi Başka Bahar'ı yavaş yavaş indireceğim. Ben de Okumadan Sevemezsin de geçeceğim. Tamam peki. Oldu mu? Oldu. Evet, oldu, bak şu an kendime geldim. Klibi tamam. Çok beğendik. İlk izlediğimizde de beraber izledik galiba. Evet, evet. Hatun çok şeker. Çok böyle bizden hani böyle makyajlı işte burun yapılı falan bir kız değil. Yok değil, bayağı şey. O da Mucuk dizisinden tanırsınız belki. Hani gerçi çok fazla inanmadınız ama oradan bir arkadaşımızdı. Selen Korkutan. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Ne bir kapris ne bir talep, hiçbir şey yapmadan kalktı bizle Urla'ya, Alaçatı'ya, Çeşme'ye geldi. Gayet güzel 3 gün. Ben şey planlıyordum orada. Oh dedim, akşam şey yaparız hani, ufak mangalımızı yakarız böyle, erkenden uyuruz falan. Nerede topu topu 12 saat uyuyabildik yani 3 günde. Biraz yorucu geçti ama güzel oldu. Peki istediğin etkiyi yarattı mı şarkı senin için? Tolga Futucu'yu. Hayır, yaratmadı. Sence neden yaratmadı? Hadi ben sana sorayım. Ya sektörün dinamiklerini benden çok daha iyi biliyorsun. O yüzden hani elimden gelen her yerde paylaşmaya çalışıyorum şarkıyı. Sonuçta ben hani çok büyük firmalarla çalışmadım. Genelde tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. O yüzden
burada herkesin huzurunda tekrar teşekkür ederim sana. Bana bu kadar destek verdiğin. Estağfurullah. Keşke daha çok destek veriyor olabilsek. Yani şimdi bunları tabii yayında konuşmak çok doğru değil. Ama işte o dinamikler dediğin şeyler radyoların rotasyonlarını belirliyor doğal olarak. Aynen öyle. Yani... Aynen öyle. Yani belli bir şey var. Elimden geldiğince onun içine girmeye ama bir yandan da onun dışında kalmaya. Ya çemberin içindesin ya dışında kalacaksın. Sen adam üstünde duruyorsun şu ben an. Ben çemberin şeyde. Üzerindeyim. Çemberle beraber dönüyorum. Bakalım nereye düşeceğiz. Umuyorum içine düşersin. Ya ama işte ya bak şöyle bir şey var. Şimdi ses tonun zaten çok güzel. Teşekkür hani ederim. Adamsın Tolga lafı oradan geliyor zaten. Bence ses değil duruştan geliyor. Şarkının klibi zaten yıkılıyor. Ama bazen şöyle o kadar kalabalık oluyor ki. Evet. Anlıyorsun sen demek istediğimi. O şarkı oraya girene kadar bir iki ay falan geçiyor yani. Evet. Ben buna çok maşallah her şeyi anlatıyorum Tolga. Ne biçim bir etkin oldu üzerimde. Sektöre dair her şeyi anlatıyorum şu an. Da yapmamam lazım. Peki şimdi reklamlar gelmiş bu arada. Reklamlar nasıl geliyor biliyor musun? Reklamlar gelsin iyidir. Reklam gelmesin ya. Yani gelsin reklam olsun. Reklama gelmesi veya reklama gitmek diye bir şey yok o yüzden. He anladım. Anlatabildim mi? Hiç sevmediğim bir tabir kullandım. Reklamlar gelmiş. Sanki ayaklandılar geldiler. Reklamım tamam. Geldi. Reklamım geldi. Şimdi bir ara. Aranın sonrasında başka bahar çalacağız. Tamam. Bu arada Twitter'dan ve Facebook'tan gelen mesajları da birazdan okuyor olacağım ayrılmayın.